Merhaba gençler kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Günay Yayınlar Zoom serisi tarama testi bir ile dersimize devam ediyoruz. Gençler birinci sorumuza başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet arkadaşlar hazırsak ilk sorumuza dersimize başlayalım. Genel uzunlukları x santimetre ve y santimetre olan kare kareler aşağıdaki şekilde verilmiştir. Karelerin kenar uzunlukları farkı 2 santimetredir. x eksi y çarpı x artı y artım. x artı y'nin karesi eşittir. 168 olduğuna göre büyük karenin alanı kaç santimetre karedir diyor. Şimdi gençler karelerin kenarları farkı 2 santimetre ise bir kenar x diğeri y normalde x eksi y'nin 2'ye eşit olduğunu söylüyorum. Bana verilen eşitliğe baktığımız zaman x eksi y yerine artık 2'yi kullanabilirim. Şimdi ifademizi aynen yazalım. x eksi y yerine 2 yazıyorum. 2 çarpım x artı y artı x artı y'nin karesi eşittir 168. Şimdi gençler burada çarpanları ayırmadan önce şöyle küçük bir düzenleme yapalım. Bakın x artı y'nin karesini öne alacağım. Kareli ifade olduğu için ön tarafa yani birinci terim olarak yazalım. Artı 2 2 2 çarpı x artı y'yi yanına yazıyorum. Gençler 168'i sol tarafa alırsam eksi 168 olur ve eşittir 0 diyebiliriz. Evet gençler burada bu ifade tam kare olmayan bir ifadedir diyoruz. Ve bunları çarpanlara ayırırken farklı bir yöntem izliyoruz. Bakın arkadaşlar x artı y'nin karesini kare kökünü alırsam x artı y çarpı x artı y. Bakın ikisini aynı anda yazıyorum. Bunlar bana x artı y'nin karesi verir. Arkadaşlar 168'i de 14 çarpı 12 gibi düşünürsek. Aynı zamanda arkadaşlar bakın. Eksi elde edeceğim demek ki 14 ve 12'nin birisi artı birisi eksi olacak. Yani çarpımları eksi 168 olacak. Şimdi hangisine gençler eksiyi koyacağız? Bunu da nereden karar veriyoruz? Buna da gençler ortadaki ifadeyle karar veriyoruz. Şimdi 14 ile x artı y'yi çarpacağım. 12 ile x artı y'yi çarpacağım. Ve topladığım zaman artı 2 olmasını istiyorum. O halde 14'ün artı diğerinin eksi 2 olması gerekiyor. Eksi 12 olması lazım. Bir gençler bakın ben burada çarptığım zaman x artı y ile 14'ü çarparsam 14 şöyle toplama durumda yazıyorum. 14 veya hatta şöyle yazalım. x artı y artı 14 yazıyorum. Çarpım x artı y eksi 12 yazdığımız zaman bunun arkadaşlar kaç eşit olması gerekiyor? Sıfıra eşit olması gerekiyor şeklinde çarpanlara ayırmış oluyoruz. Evet arkadaşlar ne yapmış olduk? Kontrolü yaparken ortadaki artı 2'yi göre kontrol ediyorum. E, artı olduğu için büyük sayımıza artı işaretini yazıyorum ve yan yana arkadaşlar toplayarak çarpma durumunda yazıyoruz. Peki gençler ben burada şöyle düşünüyorum. X artı Y artı 14. E, sıfıra eşitse bakın şöyle gösterelim. Artı 14'ü göndersem x artı y eşittir. Eksi 14 olur. Gençler x ve y benim kenar uzunluğum olduğu için uzunluk toplamı hiçbir zaman negatif sayı olmaz diyorum. Bakın bunu almayacağız. Evet, neden dolayı? Çünkü x ve y'nin toplamı eksi 14 olamaz. x artı y eksi 12 eşittir 0 dersem eksi 12'yi karşıya gönderdim. x artı y 12 olabilir gençler. Evet, kenar uzunlukları toplamı pozitif bir sayı olabilir sevgili gençler bu x artı y ve 12'yi şöyle pardon x artı y eşittir 12'yi aldım. Bir de ne biliyorduk gerçi x eksi y'nin 12 olduğunu biliyordum. x eksi y'nin 2 olduğunu biliyordum pardon. Gençler burada taraf tarafa toplarsam bakın y'ler birbirini götürür. 2 tane x 12 2 daha 14 olur. Buradan her iki tarafı 2'ye bölersek x'in değeri 7 olur. x'imiz 7 ise bunun alanı 7 kere 7'den gelirse 49 santimetre kare olur deriz. Ve B şıkkını doğru seçenek olarak işaretleriz. Evet gençler devam edelim. İkinci sorumuza geçelim. Verilen eşitliklere göre aşağıdakilerden hangisi A ve B ifadelerin ortak çarpanıdır diyor. Gençler öncelikle A'ya bakalım. parantezsiz yazabilirim. X kare eksi 4. Bir terim var gençler burada. 2 kare farkı özdeş olarak düşünürsem. çarpanlara ayırırken kare kökünü aldım. X kare kökünü aldım. 2. Bakın bu x eksi 2 çarpım x artı 2'dir. Bir de b'mize bakalım. Gençler 4 x ve de ortak olan 4'tür arkadaşlar. 4 parantezini alırsam. Buradan x kaldı. Diğer tarafta da 2 kaldı. 4 çarpı x artı 2 oldu. Ortak olan gençler bakın burada her ikisinde x artı 2 çarpanıdır der. B şıkkını doğru yanıt olarak işaretleriz. Evet. Üçüncü sorumuza geçelim. Kısa kenar uzunluğu B ve uzun kenar uzunluğu A santimetre olan 4 tane eş dikdörtgen şekli, şekildeki gibi birleştirildiğinde ortada kalan Bölgenin alanı kaç santimetre kare olur diye soruyor. Arkadaşlar bakın bu uzun kenarımız A. O halde ben şuraya A diye yazayım. Kısa kenarlar B'ydi. Arkadaşlar bakın bunun tamamı aslında A artı B'dir. O halde burası da A artı B. Demek ki gençler aslında büyük şeklimiz bizim e, karedir ve bir kenara A artı B'dir. Gençler şöyle görelim bakın buradaki dikdörtgenler kırmızı olan dikdörtgenler alanları A çarpı B'dir. Bunun da alanı A çarpı B. Bunun da alanı A çarpı B. Burası da A çarpı B'dir. O halde mavi alanı bulabilmek için arkadaşlar şöyle düşünebilirim. Büyük olan alandan bakın buradaki dört tane dikdörtgenin alanını çıkarabilirim. Yani A artı B'nin karesinden gençler 4 tane A çarpı B'yi çıkarıyorum. 4 çarpı A çarpı B'yi çıkarabiliriz e, a artı b'nin karesini açacak olursak birinci sayının karesi birinci terimin karesi a kare birinci ile ikinci çarptım a b iki katı 2 a b. ve ikinci terimin karesi b kare buradan 4 a çıkaracak olursak gençler bakın benzer terimler 2 a b ile eksi 4 a b'dir a kare 2 artı 2 eksi 4 daha eksi 2 a b yapar artı b kare Şimdi gençler bu da tam kare bir ifade olarak düşünürsem Bakın kare kökleri a ve b'dir. İkinci terimin işareti eksi olduğu için a eksi b'nin karesi özdeşlidir deriz. a eksi b'nin karesini denizli seçeneğinde doğru yanıt olarak işaretleriz. Evet gençler. Devam edelim arkadaşlar. Bir sonraki sorumuza geçelim. Şekilde verilen ABC'de dikdörtgenin alanını istiyor gençler. Bunu şöyle görebiliriz arkadaşlar. Benden büyük olan kenarımız uzun olan kenar y artı 2'dir. O halde ben alanı bulmak için x ile y artı 2'yi çarpacağım. Buradan x'i içeri dağıtırsam x y çarp artı 2 x olur. x y artı 2 x evet 5 şıkkında doğru yanıt olur diyoruz. Evet 5. sorumuza geçelim. Yukarıda verilen ifadenin en sade halini istiyor. Gençler bakın burada 5'i dağıtalım. 5 kere 2x 10x. 5 ile eksi 3'ü çarptım. Eksi 15. Eksi 2'yi dağıttım unutmuyorum. Eksi 2 ile 3x'i çarptım. Eksi 6x. Eksi 2 ile artı 4'ü çarptım. Eksi 8. Buradan benzer terimler. 10x'ten 6x'i çıkardım. 4x. Eksi 15, eksi 8 daha. Eksi 23. 23 olarak düzgün yazalım. 4x eksi 23 cevabı C şıkkında doğru yanıt olur diyoruz. Evet devam edelim. 6. sorumuzda A, B, C, D ve A, E, F, G karelerinin kenar uzunlukları ardışık birer tam sayıdır. Mavi bölgenin alanı 29 cm kare olduğuna göre çevre uzunluğu kaç santimetredir diye soruyor. Arkadaşlar ardışık birer tam sayı dediği için küçük olan karenin bir kenarı A dersem Büyük olan karenizin bir kenarı bir fazlası yani buraya arkadaşlar artı bir dersem bakın büyük kenarın bir kenarı karenin bir kenarı a artı bir olur. Küçük a'dır diğer bir fazla a artı birdir. Halde buraya a dersem burası birdir yani toplama a artı bir olur. Ya burada burada e, mavi bölgenin alanı ne yaparız gençler mavi bölgenin alanı için büyük şeklin alanından bakın buradaki bir kenara A olan küçük karenin alanını çıkartırsam 29'a eşit olması gerekir deriz. Büyük kenarın büyük karenin bir kenara A artı 1 diye. Bunun karesinden gençler küçük karemizin bir kenarı A olduğu için A kareyi çıkaracağım. Ve 29'a eşittir diye denklem kuracağım. A artı 1'in karesini açarsak A kare artı. İkisini çarptım. 2 i̇ki katı 2A artı 1. Eksi a kare eşittir 29. Buradan a kareler birbirini götürürse 2a artı 1 eşittir 29 derim. Artı 1'i karşıya eksi 1 olarak gönderirsek 2a eşittir 28. Her ikisini 2'ye bölersek a'nın değeri 14 olur diyoruz. Yani a 14 ise buraya a 14 dedim. Buraya bir 1 diyorum. O halde büyük kenarımız 14 artı 1'den 15 olur. Buraları 15 diye yazayım. burası 14 diyorum. Bakalım arkadaşlar. 2 tane 15'imiz var çevrede. 2 çarpı 15 artı. 1, 2 tane 14'ümüz var. 2 çarpı 14 artı. 1, 1 de burada var. 2 tane de 1 var. Denlersem 30 artı 28 artı 2. Evet 28 2 daha 30 yapar. 30 daha 60. Toplam çevremiz 60 olur. Ve denizli seçeneği sorumuzun doğru cevabıdır diyoruz. Evet 7. sorumuza geldik gençler. Yukarıda verilen ifadeler birer özdeşlik olduğuna göre x eksi z çarpı üstü y işleminin sonucu kaçtır diyor. İşte özdeşlik olduğuna göre bu sağdaki ve soldaki ifadeler birbirine eşit olacak. 3 ay 4 a ile çarparsam 12 a kare eksi 3 a ile 2'yi çarptım. Eksi 6 a. Baktığımız zaman 12 a kare var. Böyle eşittir yazalım. Eksi x a. 12 a kareler var gençler. Her iki tarafta görmeyelim. Eksilerimiz var. a var. O halde x'in değeri buradan 6 olur diyorum. Böyle x'imizi buraya yazalım. 6 olarak bulduk. Evet gençler. ikinci ifadeye baktığımız zaman arkadaşlar önce 9 parantezin aldığı için bize verilen 9 a kare Eksi 36'yı önce bir 9 parantezin alalım. 9 parantezin alırsam a kare eksi 4 kalır. Gençler a kare eksi 4'ü de çarpanlarına ayırmak istiyorum. Kare köklerini aldım. a ve 2. Bakın bu a ve 2'yi 9 çarpım a eksi 2 çarpım a artı 2 olarak yazarım. Şimdi Bakın buraya baktığımız zaman 9 çarpım a eksi y çarpım A artı Y olarak görüyorum. O halde buradan eşleştirdiğimiz zaman 9'lar var A'lar varsa g'nin değeri 2 olur diyoruz. g'yi de 2 olarak yazdım. Son olarak gençler 2A eksi 1'in karesine bakalım. Birinci terimin karesi 4A kare. Birinci ile ikinci terimi çarptım. 2A 2 katı. Eksi 4A ve ikinci terimin karesi artı 1. Bize 4A kare artı z a ve artı 1 yazarsam bakın 4 a kare varsa gençler a var. Burada z'nin değeri eksi 4'tür. Bizden istenilen işlemi yazıyorum. x eksi z üstü y. x'in değeri 6 eksi z'nin değeri eksi 4 parantez içerisinde y'nin değeri de 2. İşte 2 eksi yan yana gelince artıya döndü. Bu da 10'un karesinden 100 olur diyorum. Ve C şıkkını doğru seçenek olarak işaretliyorum. Evet. 8. sorumuza geçelim. 8. soruda yukarıdaki, e, yukarıdaki şekilde uzun kenar uzunluğu 2A kısa kenar uzunluğu A santimetre olan dikdörtgenin bir köşesinden kenar uzunluğu 1 santimetre kare olan e, 1 santimetre olan kare. Diğer köşesinden kenar uzunlukları 4 santimetre ve B olan dikdörtgen kesiliyor. Kalan bölgenin alanını veren cebirsel ifade ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Arkadaşlar öncelikle büyük olan dikdörtgenimizin bir kenarı 2A diğeri A ise alanı 2A çarpı A'dan 2A karedir. E, Karenin arkadaşlar bakın kenarları 1 ise o halde alanı 1. E, dikdörtgenin 4 ve B ise alanı da 4B'dir. Ben yani 2A kareden ne yapmam gerekiyor gençler? 4B ve 1'i çıkarmam gerekiyor. Yani 4B eksi şöyle düzeltelim. Eksi 4B artı 1'i çıkaracağız. Bu eksi dağıtarak tekrar yazalım. 2A kare eksi 4B eksi 1 oldu. Bana verilen ee, şıklara bakalım gençler. Terim sayısı 4'tür diyor. Bakın burada 1, 2, 3 tane terim var. A şıkkı yanlıştır. Sabit terim 1'dir diyor. Gençler sabit terimiz eksi 1. B şıkkı yanlıştır. Değişken sayısı 3'tür diyor. Gençler bakın A ve B var. Değişken sayısı 2'dir. C yanlıştır. Katsayılar sayısı kas sayılar toplamı 3'tür diyor. A karenin kat sayısı 2. B'nin katsayısı eksi 4. Ve sabit terimde kat sayıydı. Eksi 4 eksi 1 daha eksi 5. 2 ile toplarsam eksi 3'tür. Ve D şıkkı sorumuzun doğru yanıtı olur diyoruz. Evet 9. sorumuza geçelim. Şöyle biraz küçültüyorum gençler. Şuradaki çarpım tablosuna göre A artı B'nin değerini istiyor. Gençler öncelikle A'ya bakalım. 2x artı 1 ile x eksi 3'ün çarpımı gençler. Burada 2x içeri dağıtırsam. 2x kare. 2x ile eksi 3 çarpım. Eksi 6x. Artı 1 ile çarparsam artı x eksi 3 olur düzenlersem a'nın değeri 2x kare eksi 5x eksi 3 olur. Evet. 2x ve eksi 3'ü çarptım gençler ne yaptık? 2x kare eksi 5x eksi 3 oldu. Son durumda. Bir de b'mize bakalım. B'de de x eksi 1 ile 2x artı 5'i çarpıyorum. Burada yeni x'i dağıtırsam 2x kare x ile artı 5 çarpıyorum. Artı 5 x. Eksi 1 ile 2 x'i çarparsam eksi 2 x. Eksi 1 ile artı 5 çarpıyorum. Eksi 5. Düzenlersem 2 x kare. 5 x'ten 2 x çıkardım. Artı 3 x. Eksi 5 oldu. de a ve b'nin toplamını istedi. a artı b diyelim. a'nın değeri 2 x kare. Eksi 5 x. Eksi 3. B'nin değeri de gerçekten 2x kare artı 3x eksi 5. Buradan benzer terimler. 2x kare ile 2x kareyi topladım. 4x kare. Eksi 5x. 3x daha. Eksi 2x. Eksi 3. Eksi 5 daha. Eksi 8. Bu ifadeyi gençler nerede görüyorum? C şıkkında doğru seçenek olarak görüyoruz. Evet, 10. sorumuza geçelim. Verilen çarpan ağacına göre B eksi A eksi 1'in karesi ifadesinin eşitini istiyor. Gençler i̇şte önceki B'ye bakarsam çarpan ağacı olduğuna göre x ile x eksi 4'ü çarpacağız. x çarpı x eksi 4'ten x'i içeri dağıtırsam x kare eksi 4 x olur. B'nin değeri x kare eksi 4 x. bakın ben bunu x kare eksi 4 x'i x küp eksi 4 x kare elde etmek için x ile çarparım. Şöyle göstereyim bakın x çarpım x kare eksi 4 x diyorum. Burada x'i dağıtırsam x ile x kareyi çarpıyorum. x küp. x ile 4x çarparsak da 4x kare olur. O halde a'nın değeri x. b'nin değeri x kare eksi 4x oldu. Peki benden istenen işlem gençler. b eksi. Parantez a eksi 1'in karesidir. Burada b'yi yerine yazalım. x kare eksi 4x. Eksi a'yı yazarsam a diye. Eksi 1'in parantez karesi. Yani işte öncelikle kareyi alalım. x kare eksi 4 x'i yazdım. Eksi. E, x eksi 1'in karesi birincinin karesi x kare. Birinci ile ikinciyi çarptım. 2 İki kata eksi 2 x. İkincinin karesi artı 1. Yani işte burada da şu eksi içeri dağıtmayı unutmuyoruz. Parantezleri kaldırarak yazarsam eksi 4 x eksi x kare artı 2 x ve eksi 1'e döndüm. Eksi 2x kare x kareyi götürdüm. Eksi 4x 2x daha. Eksi 2x eksi 1 olur. İşte eksi 2x eksi 1 cevabı. Bakın direkt şıklara göremiyorum. Peki arkadaşlar eksi 2x eksi 1 de şu eksi içeri dağıttığımı düşünürsem eksi 1 eksi 2x olur. Bakın aradığınız cevap 2x'in eksi olması gerekiyor. Birinde eksi olması gerekiyor. O halde B şıkkı buradan sorumuzun doğru yanıtıdır. Yani ne yapıyoruz gençler? Aslında eksi parantezine almış oluyoruz. Evet, 11. ve son sorumuza geçelim. Karış şeklindeki beyaz renkli bir kağıdın ön yüzünde kenar uzunluğu x artı 2 metre olan kare şeklinde bir bölge x artı 1 e, x artı 2 gençler kareymiş ve kenar uzunluğu x eksi 1 olan kare şeklindeki bir bölge pembe rengi aşağıdaki gibi boyanmıştır. Kalan bölgeler ise boyasız olarak ayrılmıştır. Buna göre kağıdın ön yüzündeki boyansız bölgelerin alanları toplamını metrekare cinsinden veren cebirsel ifade. Gençler pembeler kare olduğuna göre bakın burası x artı 2 ise bu kenarımızda x artı 2'dir. Şimdi burası x eksi 1 ise bu kenarda x eksi 1'dir. O halde ben bu iki bölgenin alanı bulmak için bakın x artı 2 ile x eksi 1'i çarpıyorum. Burada da x artı 2 ile x eksi 1'i çarpıyorum. Yani aslında ben x artı 2 yüm çarpı x eksi 1'i gençler 2 kere ne yapmam gerekiyor? Toplamam gerekiyor. Çünkü ikisi aynı ifade. Hadi burada önce bir tanesini bulalım. x ile x'i çarptım. x kare x ile eksi 1'i çarptım. eksi x. Artı 2 ile çarparsam artı 2 x. Artı 2 ile eksi 1'i çarpıyorum. eksi 2. Denlersem x kare artı x eksi 2. Yani gençler bunlardan 2 tane var. O halde 2 ile çarparsak 2 çarpı x kare artı x eksi 2 olarak görüyorum. Işıklara baktığımız zaman bu ifadeyi 2 çarpı x kare artı x eksi 2 denizli seçeneğinde görüyorum. Evet gençler. Bu soruyla da dersim burada bitiriyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın gençler.